Müzik çalan bizim mi abi? Evet, kanalıma hoş geldiniz. Resim öğretmenimiz Ebru Hocam'la birlikteyiz. Ebru Hocam şu an portre çalışıyor. Şöyle çekelim. Sizler için bir natürmort çalışması yapacak. Doğru mu söyledim? Evet. Ölü doğa mı demekti? Ölü doğa demek, evet. Ölü doğa. Ölü doğa. Duran resimleri çizeceğiz. Evet. Ama ölü olmasına dikkat ediyoruz. Ölü olmasına dikkat. Ya çok güzel. Şimdi ne yapsak? Kompozisyon. Anlat bir şey çıksın. Ne yapayım hocam? Ertuğrul Hocam. Meyve mi yapayım, çiçek mi yapayım? Yani çiçek olabilir. Tamam. Çiçek, aynen, çiçek ben de çok severim. Bakalım şimdi neler çıkacak. Çiçek yapacağım. Önce vazomu koyacağım. Tamam. Ama geometrik şekillerle koyuyorum. Çiçeğim tamam. Gür mü olsun yoksa şey mi? Böyle küçük küçük mü olsun? Büyük bir vazo mu, küçük bir vazo mu? Bence büyük büyük çiçekler daha güzel. Bence de büyük büyük, aynen. O zaman vazomu biraz ince tutuyorum. Vazo neden oluşuyor? Bir tane elips, bir tane daire. Birleştirince vazo oluyor. Zeminimi de düşünüyorum en başta. Ne üzerine koyacağım ben bunu. Sonra büyük çiçeklerimi ilk başta koyuyorum. Nerede olsun? Şurada olsun. Şurada olsun. Şurada da bir tane küçük olsun. Bunlar temel çiçeklerim benim. Çiçek hangi çiçek yapayım? Gül mü yapayım, papatya mı yapayım büyükleri? Yoksa daha çok şöyle yapayım. Aynen. Geniş yapraklı. Aynen. Geniş yapraklı. Kaça böldüğümün hiçbir önemi yok. Aralarda boşluklar kalabilir. Yapraklar her zaman düzgün olmuyor. Işık bu taraftan geliyor ya. Ben galiba şöyle geçmeliyim. Kafa. Böyle daha iyi gelecek galiba. Elim kapatmasın çektiğimi de. Tamam. Çiçeklerimi belirledim. Belki biraz hatta şuradan olabilir. Yan açıdan görürsem çiçeğin ortası yer değiştirir. Tepeden görüyorsam burada, yandan bakıyorsam burada. O zaman ne olacak? Bu daireyi biraz böyle keseceğiz. Çünkü ortası burası. Yapraklarım dipten bana geldikçe büyüyor. Burada da daha küçükler. Çünkü giderek küçülüyor. Perspektif uyguluyoruz burada. Çiçeğimin ortası burası. Bana gelen yapraklar daha büyük. Gidenler daha küçük. Bunu biraz daha tepeden görüyorum. Buraya da aynısından küçük bir tane yapayım böyle. Onu da şuna benzer bir açıdan görüyorum. Şimdi vazoyla birleştireceğim. Sonra ben buna başka hangi çiçekleri ekleyeyim? Düşünüyorum. Sen dans ediyorsun ya çizgilerle gerçekten. Tamam, şimdi başka hangi çiçekleri ekleyeyim? Düşünüyorum. Büyük yaptım. Biraz küçüğü. Küçüğü. Ne ekleyebilirim? Gül yapayım şuraya bir tane. Tamam. Yukarı. Gülümün... Gonca gül yapayım. Tamam. Ya da şöyle açın biraz olsun. Daha açılsın olsun. Tamam, açalım. Küçüğünü de yaparız. Şimdi küçüğün yanına küçük yaparsam burası çok küçük kalacak. Küçük, büyük dengesini kuracağım. Şöyle bir gülüm olsun. Bunu biraz da arkada bıraksın. Arka ön ilişkisi yapalım. Belki dengesini bir şey istiyorum. Vay. Dengesizlik denge getiriyor. Eğer ben bunu denge halinde küçük 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 yapar isem eğer denge oluşmuyor. Nerede zıtlık orada denge. Yani aslında yaptığımız bir dengesizlik ama dengeyi getirmesi için dengesizlik. Vay. Güzeldi. Evet, aynen. Mesela bak, bir tane gülüm olsun. Tamam. Şuraya da şöyle başı eğik yapayım bir tane. Daha küçüğünü. Şey olmuş olsun. İki çizgiyle ortaya çiçek çıkıyor ya. Allah'ım. Böyle yapraklar çıksın şuradan ufak böyle. Tamam. Ondan sonra şuradan da olsun.
Başka hangi çiçek ekleyeyim? Papatya eklesem mi? Çok fazla dallı dallı oldu böyle. Cipso. O ne? Küçük küçük beyazlar var ya böyle. Ha böyle. Aralara serpiştirmek için. Okey. Şuradan çıkarıyorum bir tanesini. Önden çıksın, bunu arkaya alsın azıcık. Tamam. Şu üçgen şeklinde olacak değil mi? Böyle küçük 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 olacak. Belki şöyle şöyle yapabilirim. Aynen, ufak dallardan uçlarında. Aynen. Onun adı cipso muymuş? Cipso. Karnım acıktırdı. Aynen cips gibi. Bu önde ya. Bir tane şunun arkadan çıksın. Ben bunu çok da görmeyeyim aslında. Tamam. Arkadan bir sürü yeşil yapraklar fırlıyor bir de. Şöyle. Gülün yaprakları olsun. Şöyle bir tanesi öne gelsin. Sonra önde kalanları daha koyulacak mısın? Önde rengini? Kalanlar açık. Işığı nereden aldığımla alakalı. Önde kalanlar daha belirgin, arkada kalanlar daha pasif kalacak ama daha koyu kalacak. Basit ve koyu. Hani karalama kalacak arkası biraz. Tamam. Bunu böyle yaptım. Başka bundan bir tane daha eklersem şu ufak şuraya ekleyeyim. Olur. Küçük büyük orta yapıyorum. Şimdi bu benim çiçeğim. Tamam. Sapları da görelim kısmen şöyle buralarda. Tamam. O yüzden dibini de kapatmadım. Yani vazomun şeklini değiştirebilirim. Ne yapabilirim? Şöyle bir vazo haline getirebilirim. Tamam. Veya aşağıda sarkıtabilirsiniz bunu. Tasarım yapalım. Vazo tasarım. Haydi bakalım yapalım. Böyle olsun. İki tane böyle iki boğum şeklinde olsun. Bence daha hoş. Tamam. Işığı nereden alıyorum? Artık gölgelendirmeye geçeceğim. Taslağımı kurdum. Işığı nereden alıyorum? Işığı buradan almak istiyorum. Tamam. Öyle istedi canım. Şu çiçeği, yaprakların ortalarını da belirliyorum. Unutmayın onu. İsterken yanımın karışmasın. Tamam, ışığı buradan aldıysam en önce yapmam gereken şey en büyük objenin gölgesini belirlemek. Zeminimi en başta belirlemiştim. Dediği yer burası. Ama tam karşıdan görmek istemiyorum ben bunu. Azıcık yukarıdan olacak. O zaman vazomun altı hemen birazcık böyle ovalleşiyor. Zeminim geri kayıyor. Gölge için yer açıyorum. Işığın tam tersine gelecek. Bak yanlış yapmışım. Oraya gölgesi mi düşecek? Evet. Buraya gölgesi düşüyor. Ama tamam. Ne oluyor gölge? Gölge uzadıkça açılarak. Yine perspektif. Büyüyerek gidiyor. En koyu yerim şu alanım olacak. Bu çizgi. Gerisine çok fazla dokunmayacağım. Açığı koyultabilirim ama koyuyu açamam. Tamam. O yüzden açıklara çok da dokunmuyorum. Ondan sonra başka en koyu yer neresi olur? Burayı işaretledim. Tamam. Burası koyu olacak. Burası koyu olur. Vazomun içi. Tamam. Hatta en koyu. Dalları öldürmeden, dalları dikkate alarak yapıyorum. Bu gölge biraz da dalların gölgesi, şey dallara vuracak. İçeride kalıyor çünkü. Ne dedim? Işığı buradan alıyorum. O zaman tam tersi şuralarda da olacak benim gölgem. Oval formlarda genelde böyle parantez şeklinde yayılan gölgeler oluşur. Tamam. Ve yansıyan ışık vardır parlaklarda. Yansıyan ışık da, onu da başka videoda anlatalım. Yansıyan ışığın ne demek olduğunu. Tamam. Şurası mesela ışıklı noktalarım kalabilir. Şimdi çiçeklere geçeceğim. Arka plana şu an dokunmuyorum. Yaptıktan sonra dokunacağım. Çünkü arka planım bozulabilir. Önce nereden başlayayım? Şundan başlayayım mesela. Çiçeğimin ortası, en koyu yerimi belirledim. Çiçeğim ne renk olsun? Önce onu düşünüyorum. Kırmızı mı olsun, turuncu mu olsun, sarı mı olsun, mavi mi olsun, mor mu olsun? Hangi renk olsun? Bence kırmızı olsun. Tamam, kırmızı olsun. Ya da açık mı? Mor olsun mor mu? Tamam. En koyu yerleri belirliyorum. Morun tonuna göre tonlama yapacağım. Yani mor yaptığım bir çiçek sarıya benzemeyecek. Ben de sarı algısı uyandırmayacak. O yüzden ne yapacağım? Tonları koyu kullanacağım. Mor en koyu renktir. Önce genel rengi belirliyorum.
diyorum koyu olduğu morun için tam. Orta tonu budur. Orta ton belirliyorum. Hani yüzünü makyaj yaparken yapıyoruz eskizde ya. Eskizde rengi düşünüyor muyuz? Tabii ki. Aa. Şok oldum şu an. Yaptım. Orta tonu koydum. Tamam. Hani makyaj yaparken önce bir orta tonu sürüp sonra koyulu ve açıkları koyuyoruz ya. Aynı mantık. Tamam. Koyu koydum. Açık ayrımları belirledim. Şimdi çiçeğimin ortası sarı renkli olacak. O yüzden ben buraya fazla dokunduğumu düşünüyorum. Burayı sileceğim mesela. Tamam. Hadi kalsın şöyle. Tamam, koydan açığa gidiyorum. Hatta bu yaprak şeylerin uçlarında böyle girintilerimiz, çıkıntılarımız olsun. Düz yapraklar olmasın bunlar. Oluşumundan ötürü böyle ufak oynamalar olabilir. Yaprakların her yerinde de aynı yerden koyuluk yapmaya başlamıyorum. Çünkü ışık oyunları var. Işık oyunları olması demek yani hepsini buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, ortadan hepsini yapsam tam olarak. Yani mesela az şuradan yapıyorum. Hocam, hocam sana tam ani olmayın hocam. Mesela bak bunun gölge yoğunluğu burada. Bunun gölge yoğunluğu burada. Bununki burada. Belki buna azıcık şöyle yapacağım. Ya da daha koyu. Çünkü ışığın tam tersi tarafa düştü. Anladım. Böyle kavisli bir yaprak çünkü. Burası alır tamam ama burası en koyu olması gerekiyor. Bu benim mor çiçeğimin bir tanesi. Tamam. Mor çiçeğimin bir tanesi bitti. Dalını da belirleyeyim. Nereden nereye gider? Artık sabitleşsin. Şurada küçük bir yaprağı. Bak gölgeler gelince daha çok benzedi. Şimdi ikinci çiçeğime geçiyorum. Ortaya abanmayacağım. Tamam. Bu çiçeğim daha ışıklı olacak. Mor olmasına rağmen daha ışıklı olacak. Çünkü ışığa tutuyoruz biraz. O zaman çok koyu yapmayacağız onu. Yine orta tonumu atıyorum. Evet. Orta tonumu attım. Öndeki çiçeğime dikkat ediyorum. Tamam. Onu bozmak istemiyorum. Burada bir ayrım var mesela. Yapraklar çıkıyor. Onları daha belirledim. Girintilerini, çıkıntılarını yapacağım. İlk önce kendine bir yemek yapman lazım. Öndekine dikkat ediyorum yine. Sen orada bir de karşına edersin. Böyle koyulu koydum, yerler değişiyor bak. Evet. Eğer yaprağım kalın bir yapraksa buraya da eklemem gerekir koyuluk. Ama bunlar ince yapraklar benim düşündüğüm. İnce yapraklar olmasını istedim. Şunlar biraz böyle dik gibi görünsün diye biraz daha dibe ekliyorum ki şeffaf ama buraya gölge düşüyor demek istiyorum. Açıkçası. Tamam, bunu da dalını belirledim. Şuraya yaprak yapalım hatta bir tane. İkinci çiçeğim de bitti. Şimdi üçüncüyü yapacağım. Bu böyle küçük ve koyu kalmış olsun. Arkaya doğru ne yapacaktım? Daha silüet şeklinde. Ama çiçeğimin karakteristik özelliklerini taşıyacağım ki bütün olsun. Neydi, kenarlarında girintileri, çıkıntıları vardı. Şimdi ortadan hafif koyuluk yapacağım. Ama çok da dokunmayacağım. Dokunmadım. Bu da böyle kalacak. Bunlar kadar ince deneyim. Dalımı belirleyeyim.
şöyle gelsin. Hepsi aynı yerde bitmesin. Tamam, kusursun sen. Ne söz yemin? Biz sonra... sanatta doyuyoruz. Şimdi gülüme geçeceğim. Nasıl bir gülüm olsun? Hı. Güzel. Şimdi önce gülümün ana hattını belirliyorum. Ne kadar açmış olsun. Güzel. Önce ortayı yapmayacağım. Önce dışlardan başlayacağım. Çünkü dıştaki yapraklar ortayı kapatacak zaten. Dıştan içe doğru böyle. Gülü kırmızı olarak düşündüğümüzde mor çiçeklere nazaran daha mı koyu, daha mı canlı bir siyahlık elde edeceğim? Nasıl? Mor en koyu renktir. Onu bir tık daha açık yapacağım ama hemen hemen açık. Birbirine yakın olacak. Tamam. Böyle sarmal yapı halinde ilerliyor aslında. Pratikleşmek istersen sarmal bir yapı oluşturuyorum hemen böyle parantezlerle. Hani gül olmasa bile farklı bir çiçek haline denk geliyor. Katmerli bir çiçek yapıyoruz. Mesela evet. Sadece parantezler kullanarak bir gül elde edebiliyorum. Basit düşünüyorum. Hı-hı. Genel tonunu atıyorum ama mordan bir tık daha çok. Natür mor çalışıyoruz. Yani daha doğrusu Ebru hocam çalışıyor, ben çekiyorum. Sen öğrendin mi teknik falan? İşte öğrenmeye çalışıyorum. Parantezden gül yapmayı öğrendim mesela. Evet, parantezden gül. Şimdi ara tonumu attım. Ne olacak? İçler daha koyu, dışlar daha açık olacak. Bir de ışığı aldım yöne dikkat ederek bu kısımları daha koyu. Altta kaldığı için. Taç yapraklarını unutmayalım. Tamam. Peki taç yaprağı daha mı koyu atmamız gerekecek? Yok. Olduğunu bilmem yeterli bence. Anladım. Burada taç, arkada da var bir tane uzanıyor. Tamam. Ortayı yapıyorum. En koyu yeri belirliyorum bak. Belirleye belirleye gidiyorum. Açık olan yerlere dokunmayacağım. Ha, az mı geldi koyuluk? Artırıyorum. Çünkü açığı koyutabilirim. Hep bir sarmal yapı var doğal olarak. Üst üste gelen, arka arkaya gelen. O da çok dokunmayacağım artık. Tamam da. Ondan sonra bir tane şurada boynunu bükmüş bir gülüm vardı. Bu daha şeydi. Daha küçük. Tamam, buna da sarmal yapılar yapacağım. Biraz daha küçük olacak. Yaprakların boyutlarını değiştiriyorum ki şey, düzen oluşsun. Taç yapraklarını ekliyorum hemen. Ara tonumu girdim. Ara tonu girdikten sonra koyuluğa bakacağım. Tam tersi, buralar koyu olacak o zaman. Tamamen böyle şeklini ezmemek istediğim için, şekli de belli kalsın istediğim için tarama yöntemi kullanıyorum. Çünkü şunların zıttına yaptığım zaman, şu yuvarlak hareketlerin, oval hareketlerin zıttına yaptığım zaman bunların belirginliğini ben pasifleştirmeden artırmış oluyorum. Kökünden de böyle hafifçe bir koyuluk çıksın. Çünkü taç yaprakların gövdesi var. Bu gülüm de böyle bitsin. Bunlara çok dokunmayacağım. Biraz daha belirgin hale getirip gidişatını. Dokunmadım. Hemen bu oku da bir çiçek yapalım. Dal yapalım burada. Şimdi yapraklara geçiyorum, yeşillere. Ne dedim? Şuradan bir tane var dedim. Hemen işaretliyorum. Önemli olan çiçekler olduğu için benim için yaprakları karalama şeklinde yapıp bırakacağım. Tamam.
Bu nereden geliyor bakıyorum bak. Burada bitsin diyorum. Nereden geldiğini dikkat etmem işi kolaylaştırıyor çünkü nerede başlayıp nerede bittiğini bilmediğimiz bir şey zihnimizde tam olarak oluşmuyor. Konuşun hocam, konuşun. Yasak. Yasak değil, yasak değil. Hadi yemek yiyelim, tamam. İçsin gidelim. Tamam. Çiçeklerimiz taslak olarak bitti. Daha üzeri detaylandırılabilir. Elimin kirlediği yerleri şöyle biraz temizleyeyim. Wow, ne kadar kirletmiş. Tabii. Hızlı hareket edince böyle oluyor. Bu kirlenmeyi önlemek için de elimizin altına biz kağıt koyuyoruz. Çalışırken kağıtla. Evet. Eldiven falan olsun. Gerçi yine batar değil mi? Sürtünmeyi azaltıyoruz. Yüzeyi koyuyoruz üzerine kağıt koyunca. Evet. Şöyle sadece tek bir tarafı sildim elimin değdiği. Yukarılarda çok bir şey yok zaten. Çok güzel. Yani çalışmada çizdiğim yerlerden silmiyorum ki çizgiler bozulmasın, yetersizlik oluşmasın. Şimdi yapmam gereken, şimdi vazomu ne renk yapayım? Vazom beyaz kalsın istiyorsan bunu böyle bırakabilirim. Gölgeye biraz bir şey ekleyebilirim. Gölgeli olan kısmı. Çünkü en koyu kısmım önemli. Ne kadar koyu ve açık dengesinin arası açık olursa. Evet yani o kadar çok güzel. Koyular ve açıklar. Olduğunda 10 numara 5 yıldız. Bu müzikten telif yemem inşallah. Zilimiz çaldı. Mesela. Dikey çizgiler. Yatay dikey zıtlığını oluşturmak için dikey çizgiler attım. Yatay güzel. Dikeyimi desteklesin. Objeyi daha üç koyduğum zeminden ayırması için. Evet. Güzel. Böyle şeylerle destekleyebiliyorum. Çok teşekkür ederiz hocam katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Emeğe saygı. Yorum yapmayı da unutmayın. İmzanızı atabilirsiniz. Çok da güzel bir imzası var. Onu da gösterelim. Evet, çalışmamız son buldu. Teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.